Arkadaşlar iyi dersler. Gönül isterdi ki karşımda sizler olasınız. Sınıf ortamında dersimi atarım. Fakat malum durumdan dolayı online ders yapmak zorundayız. Sizler de bir şekilde sınava hazırlanmanız gerekiyor. Onun için hepinize iyi günler diliyorum. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Geçen dersimizde tepkime hızını etkileyen faktörlere kadar gelmiştik. Tepkime hızı nedir? Denklem nasıl yazılır? Tepkime denkleminde hangi maddeler alınır gibi konular işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise tepkime hızını etkileyen faktörlerden başlayacağız. Birincisi maddenin cinsi. Arkadaşlar maddenin cinsinde bilmemiz gereken şeyler şunlar. Bir kimyasal tepkimede ne kadar çok bağ kopuyor, ne kadar çok bağ oluşuyorsa tepkime o kadar yavaş olur arkadaşlar. Neden? Çarpışma teorisinde görmüştük. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için reaksiyona giren maddelerin uygun doğrultuda ve hızla çarpışması gerekiyor, değil mi? Dolayısıyla ne kadar çok madde tepkimeye girerse, ne kadar çok bağ kırılırsa arkadaşlar, o kadar enerji gerekecek, o kadar enerji açığa çıkması gerekecek, uygun doğrultuda çarpışması gerekecek. Bu nedenle bir kimyasal tepkimede ne kadar çok bağ kırılıyor, ne kadar çok bağ oluşuyorsa tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Bir örnek verelim. Örneğin hidrojen gazının yanma tepkimesi şu şekilde olsun arkadaşlar. Bunun hızına R1 diyelim. Bunun yanında etil alkolü yazalım. C2H5OH. Bunun da yanma tepkimesi olsun. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir madde yandığı zaman her zaman ürün olarak karbondioksit ve su açığa çıkıyorsun. Bu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Burada iki karbon girdiği için katsayı 2 yazalım. 6 hidrojen tepkimeye girmiş. O zaman hidrojenin katsayısı 3 olacak. 4 oksijen burada var. 3 tane de burada var. 7 tane. Bir tanesi burada olduğu için 6 tane kaldı. O zaman oksijenin katsayısı 3 olsun. Bunun da hızını arkadaşlar R2 diyelim. İncelediğimiz zaman hidrojende kopan bağ daha az. Etil alkolde kopan bağ daha fazla. Bu nedenle R1 hızı R2 hızından daha büyük diyebiliriz arkadaşlar. İkinci bilmemiz gereken maddenin cinsiyle ilgili. İyonik ortamda gerçekleşen tepkimeler, nötr ortamda gerçekleşen tepkimelerden daha hızlı gerçekleşir arkadaşlar. İyonik ortamda çünkü direkt katyon ile anyon bir araya gelip birleşmesi söz konusu çoğu zaman. Örnek verecek olursak, sodyum suda çözülmüş şekilde olsun, klor da suda çözülmüş şekilde olsun. Bunların sodyum klorür katısı oluşturduğunu biliyorum. Bunun hızına R1 diyelim. Bir de CO karbon monoksit gazının oksijenle yanma tepkimesini inceliyorum. Burada R2 diyelim arkadaşlar. Burada birinci tepkime iyonik ortamda gerçekleştiği için, iyonik ortamını nasıl anlayacağız? Yük halinde ise tepkimemizde artı veya eksi yüklü anyon veya katyonlar var ise suda çözülmüş şekilde bu iyonik ortamda gerçekleşiyor demektir. Yok eğer üzerleri hep nötrse arkadaşlar bu da nötr ortamda gerçekleşiyor diye ifade eder. Bu nedenle birinci tepkimemizde katyon ve anyonlar var. Hızına R1 diyelim. İkinci de nötr ortamda gerçekleşmiş. Üzerinde katyon ve anyon yok diye dikkat edersiniz. O zaman R1 büyüktür R2 şeklinde ifade edebiliriz. Üçüncü durum, iyonik ortamda gerçekleşen tepkimelerde ise zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkime aynı yüklü iyonlar arasındaki tepkimeden daha hızlı. Çünkü katyon ile anyonun arasındaki etkileşim daha fazla olur arkadaşlar. Örnek verelim.
Örneğin gümüş artı sudan çözülmüş olsun. Aqua sudan demektir. Artı klor eksi olmuş olsun. Tepkimeye girdiler. Gümüş klorun katısını oluşturduğunu düşünerek. Burada zıt yüklü iyonların tepkimesi olmuş oldu. Bir de şöyle düşünelim. Nitrat artı 2 olsun suyun içerisinde. Nitrat artı 3 olsun. Tepkime sonunda nitrat artı 3 katyon oluşmuş olsun. Nitrat artı 2 katyon oluşmuş olsun. Birinci tepkimenin hızına R1 diyeyim. İkinci tepkimenin hızına R2 diyeyim arkadaşlar. Burada birinci tepkime zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleştiği için ikinci tepkime aynı yüklü yani katyon artı artı arasında aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleştiği için R1 büyüklüğü R2'dir. Bir de dördüncü adım olarak şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak çünkü istisnaları var. Organik tepkimelerin hızı inorganik tepkimelerin hızından daha yavaştır. Yani inorganik tepkimelerin hızı daha fazla oluyor organiklere göre. Burada da şöyle bir örnek verelim. Karbon monoksit gazının yanma tepkimesiyle yine etil alkolün yanma tepkimesini karşılaştıralım. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik yandığı zaman ne demiştik? Her zaman karbondioksit ve su oluşuyordu. İki tane karbonum olduğu için katsayı iki olacak. Altın hidrojenim olduğu için H2O'nun kat sayısı 3 olacak. 3 kere 2 artı yüklü. Oksijenim 2 kere 2 4. 3 daha 7. Bir oksijen burada var. Geriye 6 kaldı. O zaman oksijenin kat sayısı da 3 olacak. Arkadaşlar. Bunu siz yapalım. Alıyorsun. 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 Birinci tepkimeye R1 diyelim. İkinci tepkimeye R2 diyelim. Etil alkol organik bir bileşik. Karbon monoksit inorganik bir bileşik. Burada inorganik olan karbon monoksitin yanma tepkimesi organik olan etil alkolün yanma tepkimesinde daha hızlıdır. Dolayısıyla R1 büyüktür. R2 diyebiliriz arkadaşlar. Maddenin cinsini hızlıca bir tekrar yapayım. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden birincisi maddenin cinsi. Maddenin cinsi sorularına baktığımız zaman önce bakacağız. Ne kadar çok bağ kopuyor, ne kadar çok bağ oluşuyorsa tepkime o kadar yavaştır. Sonra iyonik ortamda mı gerçekleşiyor, nötr ortamda mı gerçekleşiyor? İyonik ortamda gerçekleşen tepkimeler, nötr ortamda gerçekleşen tepkimelere göre daha hızlıdır. İyonik ortamda gerçekleşebilir ama iyonik ortamda şu şekilde gerçekleşebilir. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşebilir. Ya da aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşebilir. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler daha hızlıdır. Veya bir tepkime inorganik madde üzerinde yürümüştür. Diğer madde organik maddedir. Organik maddelerin tepkimeleri inorganik maddelerin tepkimelerine göre daha yavaştır. Bu nedenle R1 büyüktür, R2 demiş oldu. Maddenin cinsi konusunda şimdilik bu kadar şey bilseniz yeterli arkadaşlar. Şimdi ikinci maddeye geçeyim. İkincisi, hızı etki eden faktörlerden ikincisi derişim etkisidir arkadaşlar.
hız bağıntısında yer alan maddelerin derişimi artırıldığında tepkime hızı artar arkadaşlar. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Hangi maddenin derişimi artıyor? Mesela gaz fazında gerçekleşebilir. Karbon içerisinde karbon monoksitle oksijen gazı olabilir tepkimeye giren gazlar olarak. Sabit hacimli bir kapta helyum gibi inert bir gaz ilave edildiği zaman helyumun ne kadar derişimi artarsa artsın hızı etki etmez. Burada önemli olan şey hız bağıntısında yer alan tepkimlere, hız bağıntısında yer alan maddelerin derişimindeki artış. Bir örnek verelim. Sabit hacimli bir kap olsun. N2 ve H2 gazları N2 artı H2 NH3 tepkimesini vermiş olsun. Şimdi bu tepkimenin arkadaşlar hız bağıntısı reaksiyona giren gazlardı değil mi arkadaşlar? Bunların derişimleri çarpımıydı. N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi. Fakat katsayıları üst olarak yazacaktır. N2'nin katsayısı 1 olduğu için N2 birinci dereceden etki ediyor. H2'nin katsayısı 3 olduğu için H2'nin hıza etkisi 3. derecedendir. Hız bağıntılı şu şekilde. Şimdi sabit hacimli bir kap vardı. Eğer birinci durum olarak N2'nin derişimi 2 katına çıkarırım. N2 derişimi N2 derişimi 2 katına çıkmış olsun arkadaşlar. N2 ve H2, şimdi burada bahsedilmeyen sabit gibi düşünelim. H2'nin derişimi sabit gibi düşünelim. Ama N2'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız ne olur? Birinci dereceden etki edeceğinden dolayı arkadaşlar hız da 2 katına çıkar. N2 derişimi 2 katına çıkınca hız da 2 katına çıkıyor. İkinci durum olarak arkadaşlar N2'nin derişimi sabit, H2'nin derişimi 2 katına çıkmış olsun. H2 derişimi 2 katına çıkmış olsun. O zaman hız arkadaşlar bakın H2'nin derişiminin küpüne eşit değil mi? Yani H2 3. dereceden etki ettiği için sanki hız 2'nin 3. kuvveti kadar artar. Yani 8 katına çıkar arkadaşlar. Burada bir de sabitimiz vardı. Sebebi şu. V eşittir K çarpı N2 çarpı H2'nin 3. kuvveti demiştik. V eşittir K sabit. N2'nin derişimini sabit aldık. 1 alalım. H2'nin derişimi 2 katına çıktığı için 2'nin küpü olacak. Burada ne olacak arkadaşlar? Hız 8 kat seviyesine çıkacak. Dolayısıyla hız 8 kat artmış oldu. Fakat bu kaba, yani sabit hacimli bu kaba inert olan H2 gazı ilave edilirse, helyum gazı ilave edilirse kaba helyum gazıyla. Bakın arkadaşlar hız bağıntısında helyumun yeri var mı? Yok. Hacim sabit olduğu için hacim artışından dolayı derişime de bir etkisi yok. N2 ile H2'nin derişimine de bir etkisi yok. O zaman kaba helyum ilavesi hızı değiştirmez arkadaşlar. R'ne kalır, hız sabit kalır. Onun için derişim etkisini bir daha özet halinde geçelim. Derişim etkisinde dikkat etmeniz gereken şey şu. Hız bağıntısında yer alan maddelerin derişimi artarsa tepkime hızlanıyor. Hız bağıntısında yer almayan inert bir madde ilave edilirse
ya da hız bağıntısında yer alan maddelerin derişimini değiştirmeyen bir maddenin derişimi arttırılırsa hıza etki etmiyor arkadaşlar. Derişimle ilgili şu püf noktaları da bilmemiz gerekiyor. Derişim tepkimeyi hızlandırıyor fakat aktifleşme enerjisini değiştirmiyor arkadaşlar. Çünkü aktifleşme enerjisi tepkimeden tepkimeye göre değişiyor. Hız sabitini değiştirmiyor. Çünkü hız sabitini ne değiştiriyordu? Sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi değiştiriyordu. Derişim hız arttırıyor fakat hız sabitini değiştirmiyor arkadaşlar. Üçüncü maddeye geçelim. Arkadaşlarım, sıcaklık etkisinde bilmemiz gerekenler şunlar. Sıcaklık arttırıldığı zaman tepkime hızı artıyor. Çarpışma teorisinde demiştik ki reaksiyona giren maddelerin uygun doğrultuda ve uygun hızda çarpışması gerekiyor demiştik. Burada çarpışma hızını arttırıyor. Hızlı hızlı tanecikler çarpıştığı için aktifleşmiş kompleks, birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısını arttırıyor. Bunun yanında hız arkadaşlar, hız sabitinin değerini arttırıyor. Burada sıcaklık konusunda dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi tepkimeyi arttırıyor fakat hem ileri yöndeki hız sabitini hem de geri yöndeki hız sabitini arttırdığı için arkadaşlar aktifleşme enerjisini değiştirmiyor. Çünkü sıcaklık arttığı zaman hem ileri yöndeki hız sabiti artıyor hem geri yöndeki hız sabiti aynı oranda arttığı için aktifleşmiş yani aktifleşme enerjisini değiştirmez. Sıcaklık etkisiyle ilgili kısaca bilmemiz gerekenler bunlar. Bir de sıcaklık etkisiyle ilgili grafik sorular oluyor. Ben hemen o soruyla ilgili bir örnek yazayım. Belli bir kinetik enerjiyi aşan tanecik sayısı kinetik enerji. Şu
Burası eşik enerjisi olsun arkadaşlar. TAI de diyebiliriz. T1 sıcaklığı olsun. T2 sıcaklığı olsun. Şu an T1 sıcaklığım ve T2 sıcaklığım olsun. Arkadaşlar bu tip sorularda eşik enerjisinin sağındaki alana bakmamız gerekiyor. Eşik enerjisinin sağındaki alan T1'de şu çizgilerle gösterelim. T2'de ise yeşil renkle gösterelim. T2'deki alan daha fazla değil mi? Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. T2 sıcaklığımı T1 sıcaklığından daha büyük olduğunu ifade ediyor. Yani T2 sıcaklığında tepkime hızı T1 sıcaklığındaki tepkime hızından daha büyüktür arkadaşlar. Bu grafik sorunlarında eşik enerjisinin demek ki hangi tarafına bakacağız? Sağ tarafına bakacaksınız. Birinci sıcaklık eğrisinin altındaki alan ile ikinci sıcaklık eğrisi altındaki alana baktığımız zaman bize tepkimenin hızı hakkında fikir verir arkadaşlar. Dördüncü etki katalizör etkisi. Katalizör nedir arkadaşlar? Katalizör normalde iki tanedir. Aktivatör ve inhibitör. Ama kimya dersinde sadece katalizör ifadesi kullanılıyorsa aktivatör niyetine kabul edeceğiz. Şöyle ki aktivatörler tepkimeye girip formülünde ve miktarında değişiklik olmadan tepkimeden çıkıp tepkimeyi hızlandıran maddelerdir. İnhibitörler ise tam tersine yine tepkimeye giriyor. Miktarında ve formülünde bir değişiklik olmadan tepkimeden çıkıyor. Fakat bu tepkimeyi yavaşlatıyor. Onun için sorularda katalizör ifadesini görürseniz kimya sorularında aktivatör niyetine kullanılmıştır arkadaşlar. Katalizör en temel işlevi arkadaşlar sonuca giden yeni bir yol bulması. Tek basamaklı bir tepkimeyi mekanizmalı hale getirip daha hızlı hale getirebilir. Aktifleşme enerjisini düşürüyor arkadaşlar. Fakat başlamamış bir tepkimeyi katalizör başlatamaz. Bunları madde madde yazalım. Katalizörün ilk etkisi arkadaşlar hız sabitini arttırır. Fakat katalizör derken aktivatör niyetinde kullandığımızı ifade etmiştik. İkincisi tepkimeyi mekanizmalı hale getirebilir. Aktifleşme enerjisini düşürür. Burada şunu belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Hem ileri yöndeki aktifleşme enerjisini hem de geri yöndeki aktifleşme enerjisini eşit seviyede düşürdüğü için delta H'ı değiştirmiyor. Tepkimenin entalpisini değiştirmiyor arkadaşlar. Başlamamış bir tepkimeyi başlatamaz. Başlamış olan tepkimeyi hızlandırır yani arkadaşlar. Bunun yanında katalizör arkadaşlar yönünü değiştiremez. Yani A artı B'den C
elde ediliyorsa katalizör kullandığımız zaman da A artı B'den C elde edilir. Tepkimenin yönünü değiştiremez. Katalizör deyince ilk aklımıza gelen maddeler bunlar arkadaşlar. Yine sıcaklıkta olduğu gibi katalizörde de grafik soruları çıkıyor. Bu grafik sorusunu şimdi size izah edeyim örnek olarak. Yine belli bir kinetik enerjiyi aşan tanecik sayısı olsun. Ve kinetik enerji olsun. Dikkat ederseniz arkadaşlar, grafikte iki tane aktifleşme enerjisi var. Aktifleşme enerjisi bir, tepkime ile ilgili iki tane aktifleşme enerjisi varsa hemen katalizör kullanıldığını düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aktifleşme enerjisini sadece katalizör değiştirebilir. Böyle bir grafikte nasıl yorum yapacağız? Yine aktifleşme enerjisinin sağındaki alana bakalım. İkinci aktifleşme enerjisindeki alan şöyle düşünelim. Birinci aktifleşme enerjisi alanını şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz EA1'deki alan daha fazla. Yani tepkime daha hızlı gerçekleşmiş demektir. Bu da EA1'in katalizörlü tepkime olduğunu ifade eder. Yani katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisi. EH2 ise katalizör kullanılmadan gerçekleşen tepkimelerdir. Dolayısıyla tanecik sayısı kinetik enerji grafiğinde iki tane aktifleşme enerjisini görürsek mutlaka katalizör kullanılmıştır. Ve sağındaki alan hangisinde daha fazla ise o katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisidir. Bir de katalizörün etkisini şöyle ifade edeyim. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde x artı y eşittir z tepkimesinin grafiği şu şekilde olsun arkadaşlar. Endotermik bir tepkime olsun. Burada x artı y olduğunu ifade ediyor. Şurada da z'nin olduğunu ifade ediyor. Bu normal tepkim olsun. Katalizör kullanılırsak ne olur? Katalizör kullanılırsak arkadaşlar başlangıç potansiyeli değişmez. Fakat tepkimeyi mekanizmalı hale getirebilir. İki mekanizma oluşturumu burada gösteriyor grafik. Ve aktifleşme enerjisi düşüyor. Bakın arkadaşlar. Normal tepkimedeki aktifleşme enerjisi şu şekilde iken katalizör kullanıldığı zaman arkadaşlar bakın aktifleşme enerjisini ne yaptı? Düşürdü. Fakat ileri aktifleşme enerjisiyle geri aktifleşme enerjisini aynı oranda düşürdüğü için delta H değişmedi. Burada delta H'ın sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Bu grafikle ilgili soruyla karşılaşırsanız hangisinin aktifleşme aynı tepkime ile ilgili hangi grafikte aktifleşme enerjisi düşmüş ise o tepkime katalizörlü tepkimedir. Katalizör dediğim gibi mekanizmalı hale ne yapabilir arkadaşlar?
getirebilir. Beşinci etki olarak arkadaşlar, temas düzeyini ifade edebiliriz. Temas düzeyinin etkisi şu şekilde. Hız sabitini üç şey değiştiriyordu arkadaşlar. Sıcaklık, temas düzeyi ve katalizör. Dolayısıyla temas düzeyi arttırıldığında hız sabiti artar. Tepkimeyi hızlandırır arkadaşlar. Temas düzeyi arttığı için çarpışan tanecik sayısı da artar. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı artar. Bu nedenlerden dolayı temas düzeyi hızı arttırır. Şimdi bu gördüğümüz tepkime hızına etki eden faktörlerle ilgili birkaç tane soru çözelim arkadaşlar. Kimyasal bir tepkimenin hızı bir madde cinsi iki sıcaklık üç basınç. Niceliklerinden hangileriyle kesinlikle değişir? Sorumuzu daha tekrar edelim. Kimyasal bir tepkimenin hızı bir maddenin cinsi, iki sıcaklık, üç basınç, niceliklerinden hangileriyle kesinlikle değişir diyor. Şimdi kanaatinizi oluşturun arkadaşlar. Sizce bu üç öncülden hangileri kesinlikle hızı değiştirir? Oluşturduysanız kanaatlerinizi. Ben çözüme geçeyim arkadaşlar. Şimdi maddenin cinsi kesinlikle hızı değiştirir. İyonik ortamdaysa nötr ortama göre daha fazladır arkadaşlar. Baz sayısı az ise çok olana göre daha fazladır. Dolayısıyla organik mi, inorganik mi bunlar maddenin cinsidir ve kesinlikle hızı etkileyen faktörlerden bir tanesidir arkadaşlar. Onun için cevap şıkkımızda bir mutlak olacak. Sıcaklık hız sabitini arttırıyordu, değil mi arkadaşlar? Hız sabitini arttırdığından dolayı kesinlikle hızı arttırıyor. Bunun da açısı lazım. Fakat basıncın hızı etki edebilmesi için tepkimenin gaz fazında gerçekleşiyor olması gerekiyor. Yani tepkime gaz fazında gerçekleşmemiş olabilir, sulu ortamda gerçekleşmiş olabilir. O zaman basınç artışının katı ve sıvılara, çözeltilere bir etkisi, sıvı haldeki çözeltilere bir etkisi yok arkadaşlar. Bu nedenle basıncın olup olmadığını bilemiyoruz. Tepkimenin gaz ortamında mı gerçekleştiği, gaz fazında mı gerçekleştiği, yoksa sulu çözelti halinde mi gerçekleştiği bilinmesi gerekiyor. Bu şüpheli. Bu nedenle cevabım 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer soru da şu şekilde.
Karadaki tepkimelerin hızlarını karşılaştırın. Evet arkadaşlar, tepkimeleri görüyorsunuz. Birincide sulu ortamda sodyum artı ve klor eksi iyonlar tepkimeye girmiş. İkincide karbon monoksitin yanma tepkimesi. Üçüncüde kalsiyum artı 2 ve 2 tane brom eksinin sulu ortamda tepkimesi var. Hızlarını karşılaştırınız diyor. Kanatlarınızı oluşturun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben çözüme geçiyorum. İkinci tepkimeye baktığımız zaman üzerlerinde artı ya da eksi işaret yok. Bu ne olduğunu ifade ediyordu? Nötr ortamda gerçekleştiğini ifade ediyor, değil mi? O zaman ikinci tepkime nötr ortamda gerçekleşiyor. Birinci ve üçüncü tepkimede bakın artı ve eksi yüklü iyonlar var. O zaman tepkimenin gerçekleştiği ortam iyonik ortamdır. Bu nedenle birinci ve üçüncü tepkimenin hızı ikinci tepkimenin hızından daha büyük olacak. Doğru mu arkadaşlar? Burada hızı en küçük olan ikinci tepkimedir. Çünkü nötr ortamda gerçekleşiyor. Bir ve üçü nasıl kıyaslayacağız? İkisi de zıt yüklü. Hani biri zıt yüklü, biri aynı yüklü olsaydı zıt yüklü olan daha hızlı gerçekleşir diyecekti. Burada ikisi de zıt yüklü. O zaman neye bakacağız arkadaşlar? Kaç bağ oluşmuş, kaç bağ kırılmış değil mi arkadaşlar? Kalsiyum bromurda bakın arkadaşlar, kalsiyumla brom arasında iki bağ oluşurken sodyum klorürde, sodyumla klor arasında tek bir tane iyonik bağ var değil mi? Bir kimyasal tepkimede her şey aynıysa bağ sayısına bakılır. Hangisinde oluşan bağ, kırılan bağ daha fazlaysa arkadaşlar o tepkime daha yavaştır. Bu nedenle birinci tepkimenin hızı üçüncü tepkimeden daha büyüktür. İkinci tepkimenin hızı daha yavaştır arkadaşlar. Arkadaşlarım, bir dersimizin daha sonuna geldik. Hız bağıntısı ile ilgili çözmemiz gereken birkaç tane daha soru kalıbı var. İnşallah bir sonraki derslerde sadece sorularla ünitemizi tekrar ederiz. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.